Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de derbi özel Türk gücü serisi, yani Fenerbahçeli oyuncular ve diğer Türk oyuncuları çıkardım. Çünkü bugün Beşiktaş Galatasaray derbisi var ve Beşiktaş ve Galatasaraylı oyunculardan kurulu bir derbi özel Türk gücü serimizdeyiz arkadaşlar. Ve bugün Babeli'de yükselteceğiz arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Babeli'de yükselteceğiz. Ayrıca arkadaşlar şu anda hemen ekrana bakın. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce hemen like'ları ve derbi skor tahminlerinizi yorumlara alalım. Herkesten derbi skor tahminlerini kim alır diyelim arkadaşlar. Skor tahmini lütfen. Ve arkadaşlar lütfen kesinlikle videoya like atmayı ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Gerçekten harika bir FIFA Mobile videolarımız gelmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar yarın da bu arada yarın ya da diğer gün efsane bir PES top açılımı, efsane oyunculu bir top açılımı gelebilir. O da aklınızda bulunsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda benim bir takımım var. Bu şekilde bir takım kurdum, turnuva takımı. Ve arkadaşlar 2 milyon coins'im var. Bunlar nereden geldi derseniz arkadaşlar, şu takımı görüyorsunuz zaten, daha artık bir şey yapmayacağım. Yani değiştiriyorum şu anda, kapatıyorum. Hani nereden geldiğini sorarsanız. Evet arkadaşlar, hemen şunu da bir değiştireyim. Hatta değiştirmeyin, bu kalsın, bu kalacak zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ bekim Dani Alves'i yok ettim takımdan. Neden yok ettim? Gerçekten çünkü abi turnuva takımı kurup turnuvada ilerlemem gerekiyordu. Ben yanlış anlamışım ama arkadaşlar, hemen şöyle göstereyim. Onları anlattıktan sonra hemen derbi takımımızı kurup derbiyle maç yapacağız. Arkadaşlar yine güzel, yine sıkıntı yok. Yine çok büyük sıkıntı yok ama bir şey göstereceğim. Nerede, turnuvalara gelelim. Buradan bir şey alacağız kesin. En az 200 enerji alacağız yani. En az 200 beceri geliştirisi alacağız. Ama ben zannediyorum ki abi biz mesela diyelim 24-25 galibiyet yaptık. Çünkü hiç videolarını falan da izlemedim, takip etmedim. Çok turnuvaya hiç girmemiştim. Girememiştim çünkü ilk 11 kuramadığım için. Şimdi kurabildim. Ancak bunları ben aynı anda hepsini birden alabiliyoruz sandım 25 galibiyette. Öyle değilmiş arkadaşlar, tek tekmiş. Mesela ben şu anda bir yenilgimi 84 genli takımla almıştım. Şimdi takım 89'a yükselttim. Bir tane 90 genli ve bir tane 84 genli takım yenerek 2 galibiyet aldım. Sonrasında da devam edeceğim. Turnuva bitmeden bunları yapabildiğim kadar yapacağım. Ve ödülünü de sizlerle beraber videoda alırız. Benim hedefim arkadaşlar, yani gerçekten bilmiyorum. Nerede durursam orada duracağım. Ama yani bayağı 5000 beceri geliştirsin mesela. Efsane 3500. Ya da şu da güzel olabilir abi bak. 250 altın oyuncu mesela muhteşem olabilir. 250-50 tane oyuncu gerçekten harika olur. Şu güzel olabilir mesela, muhteşem olur. 2500 falan Matheus mesela, ben bayağı uğraşıyorum bunun için. 50 tane karşı atak fişi mesela gayet güzel olur. Bu da muhteşem olur. Hepsi olabilir arkadaşlar ama bakacağız neler olur, göreceğiz arkadaşlar. Nerede takılırsam orada açacağım. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şimdi bunu alırsam buna devam edebiliyor muyum? Bunu yorumlara yazın. Ayrıca de arkadaşlar hepsi bittikten sonra ben yine de bunu alabiliyor muyum? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen Galatasaray Beşiktaş kadrosunu kuralım. Çok efsane bir takım olmayacak ama Babel'de bu videoda yükseltmiş olacağım ve yeni yükseltmeyi istediğiniz oyuncuyu da seçeceksiniz bu videoda. O yüzden yorumlara onu da yazacaksınız. En beğenilerini de yapacağım. Hemen 4-5-1'i seçelim arkadaşlar ama lütfen dünkü video bak. Dünkü video efsane bir izlenme almış ama like sayısı gerçekten 4000 beğeni istemiştim. Sadece 2300 beğeni olmuş. Yani tot spaget açılımı yaptım. 1 milyon coins'imi, tüm coins'imi bitirdim. Ama maalesef beğeni sayısı gelmemiş. Çok düşük gelmiş. Onu da anlamadım neden olduğunu. Emeğe karşılık olarak like atabilirsiniz. Bu arada şunu bir düzeltmek istiyorum ama kamera çok ters olduğu için anlayamıyorum. Neyse. Hemen arkadaşlar şimdi Beşiktaş Galatasaray derbisine özel bir takım kuracağız. Programı kapatalım. Gomis koyacağım buraya. Bu arada Eto'muz da bayağı yükseldi. Babel, evet yükselecek oyuncumuz Babel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. MOO'ların birisi mesela Giuliano vardı ama Giuliano yerine NDI'yi kullanacağız. Çünkü bugün Galatasaray Beşiktaş derbisi var arkadaşlar. Ona özel takım kuruyoruz. Ama sonrasında normal şekilde devam edeceğiz. Böyle özel günlerde tabii ki takımlar değişebilir. Dirar'da İlyasin Öztekin'i kullanacağız burada. Hemen arkadaşlar şöyle MO'ya gelelim. MO. Arda Turan değil. Buraya da Oğuzhan Özyakup'u kullanacağız arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş Galatasaray derbisine özel yaptığımız bir etkinlik. Caner Erkin'i kullanıyoruz burada. Stoper'e gelelim. Stoper'de Neto'yu kullanmayacağım mesela şu an. Denier. Diğeri kimdi hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Bakacağım abi. Umarım bulabiliriz. Hatırlamadığım için biraz sıkıntı olabilir. Ama bakalım. Ahmet Çalık. Evet Ahmet Çalık şu an aklıma geldi. Ahmet Çalık'ı kullanacağım. Arkadaşlar elimde olanlardan kullanmaya çalışıyorum. Lütfen bu yüzden kusura bakmayın. Martinez ve son olarak kaleci Muslera zaten. Şimdi arkadaşlar bakalım, zaten birisinden 6 tane olmak zorunda 6 oyuncu. O yüzden bu yüzden zaten kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 6 7 tane ama Galatasaraylı olmuş arkadaşlar. Beşiktaş'ta nerede kullanabiliriz? Onu bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle yapalım.
Hani Beşiktaş'ta daha düşük oldu ama şimdi burada Beşiktaşlı bir oyuncuyu yükselteceğiz. O yüzden buna çok fazla kafanız takılmaz inşallah. Çünkü zaten olabildiğince eşit yapmaya çalıştığım şeyleri. Yani demek istediğim umarım anlamışsınızdır. Yani bayağı bir zaten oyuncular aldım. Bir daha da satın almamam gerekiyor çünkü coins'im de çok az bu aralar. Arkadaşlar 234 bin coins verip Ryan Babel'i sizlerin isteği doğrultusunda yorumlarda en çok beğenilen olan Ryan Babel'i yükseltiyorum. 3, 2, 1, Babel 234 bin coins'e 90 gen oldu. Ben size dedim, söz verdim ve yükselttim ve dribbling de 91 oldu. Artık Babel de Rainbow yapacak bu arada. Gerçekten müthiş oldu. Ve arkadaşlar şimdi yani şuralarda bir Beşiktaş'tan oyuncu var mı? Bir yedeklere bakayım Beşiktaş'ta kim var, onu da kullanabiliriz belki çünkü böyle birazcık haksızlık gibi oldu ama arkadaşlar gerçekten hani yapılacak bir şey de yok, bulamadım çünkü. Ben eşit sanıyordum ama değilmiş, yani 6'ya 5 sanıyordum. Bakayım var mı Beşiktaşlı, varsa kullanırız ama. Hadi bakalım, geliyor. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'tan bir tane oyuncu buldum. Şimdi o Yasin Öztekin'le Çınar'ı değiştireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha da eşitlikli oluyor. Ve bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu arada çok düşük bu adam. Bir yükseltebiliriz bir gen. Coins harcamayacak zaten fazla. Bir tane oyuncu falan koyarız şuradan. Hemen yani şuradan 2 tane 3 tane oyuncu koyalım. Hemen bir gen 13.000 coins'e yükselebiliyor arkadaşlar. Sizin için Beşiktaşlı'yı da 80 gen yaptım. Bütün oyuncuları elit yaptım. Ve arkadaşlar hadi bakalım o zaman hemen mücadelelerde bayağı bir ilerledim. Bayağı değil ama birazcık ilerledim. Bu da yine size sürpriz olacak birazcık. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bayağı güzel ilerliyoruz. Ve buraya geldik arkadaşlar. Hemen bu maçı da sizlerle beraber oynayalım. Bu arada 85 vs 84 oldu. Artık gittikçe hani bizim takımımız gelişiyor. Hani son halini de göstereceğim bu arada, en gelişmiş halini. Hani Giuliano'lu falan, Fenerbahçeli oyuncularla birlikte halini. Ama şu anlık bu şekilde, bakalım neler olacak. Belki 87 gen olmuştur takım çünkü, onu göstereceğim sizlere. Ryan Babel, bu arada Rainbow'unu yaptığını gösterelim. Babel, evet Babel. Top yine Babel'de kaldı. Babel bir hareket daha ve geçemedik. Arkadaşlar artık gol atmak o kadar kolay olmayacak. Babel o topa dokun, aferin. Ndiaye. Badou Ndiaye. Ndiaye. O defans. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi rakip artık bizden daha güçlü oyuncular olabiliyor. Ve bu bizim için sıkıntı yaratabiliyor. Emelyanov. Dimitrov. Bakın defans yapmak da zorlaştı. Artık güçlü oyunculara karşı zorlaşmaya başladı oyun. 90 genli takımlar falan bizi gayet güzel zorlayacak. Daha eğlenceli maçlar bizleri bekliyor. Hani bugün bu maçı alırım belki ama bakalım neler olacak, onu da göreceğiz. İlyin, kayabilir miyiz? Çok güzel. Öz Yakup. Anderson Talisca. Talisca'dan güzel bir hareket. Talisca tekrardan geçecek mi? Geçti. Talisca topu çekemedi. İlyin. Oğuzhan Öz Yakup. Ryan Babel. Babel. Babel güzel bir hareketle geçti şimdi. Babel tekrardan geçebilecek mi? Çeker mi? O topu çekti Babel. Babel çok güzel top sürdü. Dribblingi gerçekten 91 ama sanki 100 gibi dribbling yaptı. Ve Babel yükselmiş haliyle 1-0 öne geçirdi arkadaşlar. Şu anda Beşiktaşlı oyuncudan bir tane gol geldi gördüğünüz gibi. Bakalım Galatasaraylı oyunculardan gol gelecek mi, onu da göreceğiz. Ilyin. Gomis. Badou Ndiaye. Ndiaye artık uzaktan şut da deneyebiliriz abi, fark etmez. Anderson Talisca o topu alabilir mi? Muhtemelen alamayacak gibi duruyor. Beach Halfi, nasıl okunduğunu anlamadım. Ahmet Çalık'tan güzel bir defansif müdahale. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Özyakup, Buffett'in bir Gomis. Bu arada gol krallığı Bu arada arkadaşlar gol krallığı bu videoluk sayılmıyor çünkü bu videoda Fenerbahçeli oyuncular dışarıda kalıyor ve bu da haksızlık olur o yüzden. Ama diğer videoda gol krallığı sayılmış bir şekilde sizlere göstereceğim. Bu arada 1-1 şu an. Beşiktaş 1, Galatasaray 1 gidiyor. Beşiktaşlı bir tane, Galatasaraylı'da bir tane oyuncu gol attı. Ama tabii bu böyle haksızlık olur çünkü Galatasaray'dan santrafor oynuyor mesela, Beşiktaş'tan sol orta saha. O yüzden bunu bu şekilde düşünmeye gerek yok. Bu arada sanki rakipten çıktı gibi geldi ama neyse. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Uzaklardan bir şut deneyeceğim arkadaşlar. Sonra da Talisca ile bir tane deneriz. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Geçen videoda, Türk gücü videosunda gerçekten çok güzel 90 asmıştı. Ve şimdi de gayet güzel uzaktan şut çekti. Uzaktan şutunun kaç olduğunu unutmazsam bakarım da muhtemelen unutacağım. Çünkü her videoda şimdiye kadar ne zaman bir adamın özelliğine bakacağım desem unutuyorum. Anderson Talisca ile de bir şut çekecektik ama artı bir vermiş hakem. O yüzden zaten geçemedim. Bir sonraki yarıda çekeceğiz abi, ikinci yarıda. Beach Halfi. Şut çek abi sen, şuta bas sonra da. Evet tamam, güzel. Çok güzel abi. Babel'i gördük bu arada. Ilyin. Talisca ile bir uzaktan şut deneyeceğim, bakalım nasıl vuracak. Barazic. Dimitrov. Çalık. Bu arada rakip gerçekten defansı fena değil. Yani artık o kadar kolay geçemiyoruz oyuncuları. Daha zevkli tabii ama keşke daha da zorlasalar. Gol falan atabilseler. İlerleyen 90 genken falan atarlar muhtemelen.
Şimdi Talisca aldı topu. Talisca birazcık kendine doğru çekti, oyunu açtı. Bir hareket daha yaparsa o top bizde kalır mı? Kaldı. Çok güzel. Anderson Talisca. Çok uzaktan vuracağım çünkü oyuncu çok dibime geldi ya. O oyuncuyu geçersem de çok kolay olacaktı. Çok kolay gol atmak da istemiyorum. Zaten artık 3 tane gol attık. O yüzden arkadaşlar birazcık daha şey vurmak istedim. Maalesef onu yapamadım. Ölyin. Dinayir alır mı o topu? Talisca alır mı? Alamadık. Fiddler. Oo, sıkıntı, gol atsın dedik. Neredeyse gol yiyorduk. Ve hala top bizde kalmadı. İlginç. Lines. Talisca. Çok güzel bir hareket. Anderson Talisca. 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 Gomis önümden çık Gomis. Talisca. 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 Kalecileri çok kötü abi. Keşke biraz daha uzanabilseler. Daha 90'a da vurabilirdi Talisca ama yani birazcık pozisyon da çok rahat değildi ama yine de 4-0 oldu. Güzel bir golle. İlgin şimdi. Şu an 2 Beşiktaşlı 2 de Galatasaraylı'dan gol geldi. Gomis'ten güzel müdahale ama maalesef top rakipte. Balaziak. Balazik'miş pardon. Dimitrov. Çınar. Lines. Güzel bir pas. Gomis. Gomis'in ayağına gelse oradan bir gelişine vursa çok güzel olabilir diye. Hadi bakalım Gomis şimdi. Bafétimbi Gomis. Aşırtma denemesi. Bafétimbi Gomis. 5-0 yapıyor gerçekten harika bir şekilde. Kaleciyi açık gördü ve güzel bir şekilde aşırtmasını yaptı. Gerçekten bugünkü derbinin sonucunu da çok merak ediyorum abi ya. Cidden bayağı merak ediyorum. Ne olur bilmiyorum ama gerçekten hiçbir tahminim de isteğim de yok abi. Nasıl biterse bitsin. Kimin kazanmasını istiyorum falan gerçekten hiçbir isteğim yok. Fark etmez abi ne olursa olsun. Talisca. Haroyan. Ölyin. Emelyanov. Dimitrov. Evet kaleci Muslera o topu tutarsın sen. Mus bizim yaptığımızı, bizim rakibe yaptığımızı bize yaptılar. Maalesef arkadaşlar aynı şekilde biz ne yaptıysak rakip de bize aynısını yaptı. Büyük sıkıntı olsun abi. Gomis. Talisca. Anderson. Talisca. Balazik. Evet arkadaşlar maç 5-1 bitti. Bu arada arkadaşlar bir şeye bakacağım demiştim. Gomis'in uzaktan şutuna ve Talisca'nın uzaktan şutuna bakacağım. İkisi de şu an 91 yani zaten takımda, o yüzden sıkıntı olmaz. Bakalım hangisi daha iyiymiş, bunu göreceğiz sizlerle birlikte. Ve takımın en son halini de göstereceğimi söylemiştim. Onu da gösteririm hemen şöyle açılsın. Takımın en son halini, en güzel halini göstereceğim. Önce en güzel halini bir dizelim. Burada Arda Turan oynuyor normalde arkadaşlar. Hemen dizelim abi. Badou Ndiaye yerine Giuliano. Sonrasında sağ orta sahaya Cengiz Ünder. Cengiz gerçekten kartı muhteşem. Bu arada Caner Erkin buradaydı zaten. Denayir de buradaydı ama burada Neto oynuyordu diye hatırlıyorum. Neto nerede abi? Neto burada. Sağ bekte başka bir oyuncu vardı gibi hatırlıyorum. Aynen. Mauricio Isla mı vardı? Aslında Lines daha yüksekmiş ama şimdilik bir Isla kalsın. Sonra ona bakarız. Evet arkadaşlar çünkü eşitlik olsun diye istiyorum. 86 gen oldu bu arada. Takım 86'ydı zaten galiba. Şimdi Talisca'nın bir de Buffett'in bir Gomis'in uzaktan şut özelliklerine bakacağım. Bunun 94 bayağı güzel yani 94. İyi bir uzaktan şut. Bunun kaçmış abi? Bunun da 87 aslında ama bayağı iyi vuruyor nedense bilmiyorum. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten harika eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Şuradan kanala abone olup şuradan da efsane bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Tam şu gösterdiğim kısımda muhteşem bir video var. Canı sıkılanlar oradan gidebilir. Tots paket açılımı yaptım. 3 tane de tots çıkardım. Gidebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Teşekkürler. Ve bay bay.